Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine sizlerden gelen talep üzerine incelediğimiz bir stratejiyle karşınızdayız. Ele alacağımız strateji, Finans ve Borsa kanalının doğrudan kendi al-sat stratejilerimi yayınlıyorum isimli videosunda anlattığı 3 ayrı indikatör kullanılan bir strateji. Bizzat kendileri bu stratejiyi kullanıyorlarmış. Şimdi gelin birlikte inceleyelim. Stratejide şu indikatörler kullanılmış. Öncelikle para akışı endeksi. Turuncu yapalım. Kalınlığını artıralım. Alt çizgiyi 30 belirlemişler. Üst çizgiyi 80 kullanmışlar ancak biz short işlemle açacağımız için bunu 70 yapıyoruz. Evet, yani dip ve tepe noktalardan uzaklığımız aynı olsun. Zaten bunu strateji tester'da ayarlanabilir yapacağız. Tester bize en doğru sınır değerinin ne olduğunu kendisi söyleyecek. Tamam. Şimdi ikinci indikatör olarak medyanı eklemişler. Tamam. Medyanda da şu kısımları inaktif yapalım. Tamamdır. Üçüncü indikatör olarak da hacim ağırlıklı hareketli ortalama. Bunu da siyah yapalım. Kalınlığı artıralım. Şimdi uzunluğu 17 ya da 18 demişler ve 17 kullanmışlar. Biz de aynı şekilde yapalım. Tamam. Yani bu arada 3 indikatörde de estetik değişiklikler yaptık ama bunların pozisyon sinyallerimize hiçbir etkisi olmadığının altını çizelim. Tamam. Evet. Şimdi strateji der ki MFI 30 çizgisinin altındayken medyan al verecek diyorlar. Yani yeşile dönecek. MFI para akışı endeksi yukarı doğru bir hareket içinde olacak. İşte bunlar olurken dördüncü kriter olarak da fiyat grafiği hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın üstünde olacak. İşte bu kriterler gerçekleştiğinde long pozisyon açabilirsiniz diyorlar. Bu stratejide stop loss veya take profit yok. Yani pozisyona girdiniz, fiyat hareketli ortalamanın altına düştüğü yerde işlemi kapatın. Orada yüksek ihtimalle bir kar oluşmuş olacak derler. Ancak videoyu izlerken kendi pozisyon girişlerinde kendi kurallarını uygulamamışlar gibi geldi bize. Yani MFI 30 çizgisinin altındayken kriteri kullanılmamış. Bunun yerine MFI 30'un altına bir kez düştükten sonra artık diğer kriterlerin gerçekleştiği an işlem açılmış. Böyle de bir parantez açmak istedik. Biz de buna göre devam edeceğiz. Şimdi biz de stratejiye göre bir yazılım yaptık. Onu açalım. Evet. Stratejide sadece long pozisyon anlatılmış. Yani bir aşırı satış var. Sonrasında yukarıya bir trend dönüşü. Ama biz çoğunlukla kriptoda ve vadeli işlemlerde işlem yaptığımız için koda short işlem de dahil ettik. Long için anlatılanın tam tersi için de short pozisyon yarattık. Şöyle ki MFI 70'in üstüne çıktıktan sonra bakın mesela şurada yani aşırı alımdan sonra medyanın mora döndüğü ve fiyatın hareketli ortalamanın altında kaldığı yerde short işlem açıyoruz. Bakın burada 70'in üstüne çıktı. Medyan mora döndü ve fiyatın hareketli ortalamanın altında kaldığı yerde short işlem oluşmuş. Bakın şurada aynı şekilde. Şurada da aynı şekilde. Aynı şartlarda oluşuyor. Bunlar da pozisyonların çıkış noktaları. Yani şuradan girmiş ve buradan çıkmış. Buradan girmiş, buradan çıkmış. Evet. Şimdi biz bir de bunun
Back testine bakalım, performansını görelim. Back testlere bakarken bu diğer indikatörleri kapatalım. Burayı da kapatalım. Ayarları da hemen USD yapalım. THY'de günlükteyiz. Şuradan bir yıllık performansını görelim. Evet. Şimdi sonuca baktığımızda, performansına baktığımızda karlı yüzdemiz %62,5. Net kazanç %35'lerde, yani yüksek değil açıkçası. Bizim burada gördüğümüz en temel problemlerden biri pozisyondan çıkışlar. Yani hareketli ortalamanın altına ya da üstüne kesmeyle pozisyondan çıkmayı denediğimizde ya çok erken çıkıyor ya da geç kalıyor. Yani trendi en tepesine yakalayamıyor. Mesela bakın. Burada girmiş. Hemen üste çıkmış. Burada çıkmış. Şunu açalım biraz daha. Bakın şurada girmiş. Hemen trend dönmüş. Burada çıkmış. Evet. Biz kripto işlem yaptığımız için kripto üzerinden bakalım bir de. Şuradan bir tane coin manayı açalım. ...15 dakikalığına bakalım. Hemen ayarları da kontrol edelim. ...15 dakikalığa geçtiğimiz için bir aylık performansa bakalım. Evet, şimdi mananın bir aylık performansına baktığımızda hatırlayalım, burada stop loss ve take profit değerleri yok. Fiyat 30'un altına düştüğünde, yani aşırı satış olduğunda, bir daha aşırı alıma gelene kadar, o arada medyan yeşile dönerse, o anda fiyat hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın da üzerindeyse long açıyor. Ve herhangi bir stop loss take profit beklemeden fiyat hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın altına düşünce de pozisyonu kapatıyor. Yani biz ayarlarla oynayarak çok iyi bir noktaya getiremedik açıkçası. Bakın %31'lerde, %32 diyelim, net kazançta %17'de. Yani biz ayarlarla oynayarak buraya kadar gelebildik. Çünkü stop loss ve take profit değerlerini seçemiyoruz. Pozisyonu kapatma kriteri satıcı tarafından belirlenmiş. Aç hareketli ortalamayı ters yönde keserse kapat şeklinde. Yani gelebildiğimiz yer burası. Açıkçası biz bu haliyle stratejiyi tavsiye edemiyoruz maalesef. Ama bu kombinasyonu daha karlı hale nasıl getirebiliriz diye baktık. Bir versiyon daha çalıştık. Şimdi V2'de versiyon 2'de ne yaptık onu gösterelim size. Şuradan kıralım. Evet. Şimdi V2'de şunu yaptık. Kriterler aynı kaldı esasında. Ancak farklı olarak birinci ve en önemli fark pozisyondan çıkış kriteri take profit ve stop loss oldu. Yani hareketli ortalamayla pozisyon kapatmıyoruz. İkinci bir fark ise bir long işlem açıp sonrasında short sinyali gelene kadar ikinci bir buy sinyali almıyor ve long açmıyoruz. Yani arka arkaya iki tane long açmıyoruz. Bunu swing trade gibi düşünebilirsiniz esasında. Mutlaka bir long, bir short, bir long, bir short diye gidiyor. Bakın ekranda da görüyorsunuz zaten. Şimdi burada ayarlarla çok uğraştık. Bakın mevcut şeyine baktığımızda performansına. Şuradan hemen ayarlarımızı bir kontrat yapalım önce.
kontratları bu sene yaptık. Süreyi de tamam 1 Kasım itibariyle. Bakın şu anda karlı yüzdemiz %43,5. Bir net kazancımız yok. Ayarlarla şöyle oynadık. Burayı 11 yaptık. Burayı 35. 75. Sonra stop loss'a take profit değerlerimize geldik. ...1.8 yaptık stop loss'umuzu. Ve 2.2 yaptık. 1.6 yaptık. Ve 1.5 yaptık. Şimdi bu şekilde %61'e yakın bir karlı yüzdeye ulaştık ama net kazancımız hala düşük. Yani sinyaller de çok kuvvetli değil. Yani bu haliyle ulaşabildiğimiz en iyi değer bu. Şimdi biz bu indikatörleri kullanarak karlı bir sonuç almak için gerçekten büyük bir çaba sarf ettik ve bir üçüncü versiyon yarattık. Şimdi ona bakalım. Şimdi versiyon 3'teyiz. Şuradan ayarlardan kontratlarımızı USD'de yapalım. Evet. Şimdi versiyon 3'te de aynen versiyon 2'deki gibi hareketli ortalama ile çıkış değil, take profit ve stop loss ile çıkış yapıyoruz. Ama burada swing trade değil, piramit tekniği ile hareket ediyoruz. Yani kriterler her oluştuğunda arka arkaya birden fazla buy veya sell sinyali alabiliyoruz. Aslında V3'ü V1'in stop loss'a take profit ile pozisyon kapatan versiyon olarak düşünebilirsiniz. Şimdi burada bir örnekle anlatalım. Mesela şurada aşırı satışa girdi. Aşırı alıma girene kadar diğer iki krater her oluştuğunda bakın üst üste long açmışız. Burada da yine stop loss ve take profit ile kapatıyoruz. Yani backtestlerimizle karşılaştırdığımızda bu stratejinin en anlamlısı ve karlısı bu yöntem gibi görünüyor. Şimdi şurada da biz stop loss ve take profit ile oynayarak en karlı hale getirmeye çalıştık. Bakın şu anda karlı yüzdesi %48,5'larda, net kazanç yok. Biz ayarlarla oynayarak en karlı noktaya getirmeye çalıştık. Bakın şurayı 13 yaptık. 30-70 devam etti. Stop loss ve take profit değerlerimizle oynadık. ...3.5 yaptık stop loss değerlerimizi. Pardon, ne yaptık? 3.5. Evet. Long take profit'i 1.5 yaptık. Short take profit'i de 1.7 yaptık. Bakın karlı yüzdemiz %80'e ulaştı neredeyse. Net kazanç da %41 civarına geldi. Şimdi ilk ikisinde anlamlı bir kar elde edemedik. Ama bu üçüncüsü en kar getiren versiyon oldu açıkçası. Ama burada da piramit yapacağımız, yani üst üste pozisyon açacağımız için sermayenizi bölmeniz gerekecek. Her işleme full portföyle giremezsiniz. Bunun toplam kazancınıza onun etkisinde bu anlamda dikkate almanızda fayda var. Yani bu indikatörlerle bakın farklı backtestler de yapılarak gelinebilen en anlamlı nokta bu. Biz yine 3. versiyonu, yani bu versiyonun strateji tester linkini videomuzun açıklama kısmına ücretsiz olarak linkleyeceğiz. Robot kurmak isterseniz de yine bizimle Instagram hesabımızdan iletişime geçebilirsiniz. Evet, sizlerden gelen bu strateji için bizim anlatacaklarımız bu kadar. Umarız bir faydamız olmuştur. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.